Herkese yeniden selamlar. Bu videomuzda atıf yapma ve kaynakça oluşturmada bize oldukça kolaylık sağlayacak olan Mendeley programını hep birlikte görmüş olacağız. Mendeley programını kurmak, indirmek ve hesap oluşturmak için Google'a Mendeley yazarak ya da mendeley.com üzerinden bu siteye direkt gidebiliriz. Bu siteye gittikten sonra ilk yapmamız gereken şey Create Account kısmında yeni bir hesap oluşturmak. Benim zaten var olan hesabım olduğu için şimdi hesap oluşturmayacağım ama buradan e-postanızı ve şifrenizi girerek ve e-postanıza gelen kodu onaylayarak Mendeley programına üye olabilirsiniz. Herhangi bir ücret alınmamaktadır ve tamamen ücretsiz bir programdır. Şimdi buraya aynı zamanda download kısmı da vardır ve bilgisayarımıza download ederek de bunu Word programıyla entegre bir şekilde kullanmaya başlamış olacağız. Şimdi biz buradan giriş yapalım. Üye olduğumuzu varsayarsak giriş yapmış olacağız. Burası bir platform. Daha önceki çalışmalar veya yapılan, takip edilen çalışmalarla takip edeceğimiz bir platform. Aynı zamanda kütüphane noktası olan da bir platform. Gördüğünüz gibi burada bunu Chrome'a da aslında sabitleyerek gelen makaleleri direkt hesabımıza yükleyen ve entegre çalışmasını sağlayan da bir program var. Hepsine de değineceğim. Buraya geçtikten sonra şimdi yeni bir dosya buraya ekleyebiliriz. Buradan yeni dosya ekleyebiliriz. Burası tamamen web arayüzüdür ve buraya yüklediğimiz dosyalar web arayüzünden görünmektedir. Bizim ayrıca bunun dışında bir de bilgisayara indirmemiz gereken program vardır. Bilgisayara indireceğimiz program sayesinde Microsoft Word programı ile entegrasyon sağlayacağız ve kaynakça ve atıfları oldukça kolay bir şekilde yapmış olacağız. Profil kısmından hesabımıza girerek çeşitli ayarlarımızı, çeşitli düzenlemelerimizi ve diğer bilgileri buradan düzenleyebiliyoruz. Bu kısma tıklayarak, aşağıdaki ok kısmına tıklayarak Mendeley programını indirmek için işlemi başlatabiliriz. Burada gördüğünüz gibi Windows için, macOS için ve Linux için Mendeley destekleri bulunmaktadır. Bu çok güzel bir şey. Tüm platformlarda desteği vardır. Biz kendi bilgisayarımıza uygun olan işletim sistemini download ederek ücretsiz bir şekilde ileri yaparak bunu yüklemiş olacağız. Programı yükledikten sonra çok kolay bir arayüz çıkacak ve karşımıza aynı şekilde web arayüzünde nasıl oturum açmışsak kullanıcı adı ve şifremizi girerek oturum açacağız. Oturum açtıktan sonra bizim karşımıza bu şekilde bir panel gelecek. Buradaki dosyalara baktığımız zaman buradaki dosyalar bizim web kısmında bulunan dosyalarımızla aynı dosyalar. Zaten senkronize bir şekilde çalıştığı için de buraya attığımız dosyalar web'e attığımız dosyalar da buraya otomatik olarak düşmektedir. Şimdi buraya makale ekleme kısmını burada gördüğümüz add kısmından yapabiliriz. Sürükle bırak şekliyle de yapabiliriz. Ve biz buradan bunu yaptıktan sonra çeşitli dokümanları buradan alabiliriz. Örneğin buradan çok hızlı bir şekilde bir PDF atarak başlayalım. Gördüğünüz gibi buraya McKennell'ın bir makalesini atmış bulunuyoruz. Attıktan sonra eğer makalede gerekli bilgiler varsa gördüğünüz gibi otomatik olarak burada çıkacak. Burada bunun bir makale olduğunu görüyoruz. Hangi dergide yayınlandığı, hangi yılda yayınlandığı, hangi sayıda ve hangi sayfa numaralarında yayınlandığı ve kısaca öz kısmında görünmekte. Gerekiyorsa katalog ve URL kısımları da burada ortaya çıkmakta. Burada temel kısımlardan birisi bu. Attığımız dosyanın özelliklerinde varsa bunlar otomatik olarak çıkıyor. Ama bazı dosyaların gördüğümüz gibi hiçbir şekilde isimleri çıkmıyor. Örneğin bu makale. Makalenin ne olduğunu bilmiyoruz. Örneğin iki kere tıklayarak bu makalenin ne olduğunu görebiliriz. Buradan çarpı kısmına tıklayarak da o arayüzden çıkabiliriz. Makaleyi kapatmış olur. Şimdi önemli noktalardan birisi bizim sağ panelde yer alan kısmı doldurmamız gerekiyor. Eğer burayı tam bir şekilde doldurmazsak kaynakça oluşturma kısmında hatalarla karşılaşırız. O yüzden buraya yazar kısmını, hangi dergide yayınlandıysa onu, yani kaynakçamızı oluşturacak temel bilgileri girmemiz gerekmektedir. Buraları dolduracağız. Özet kısmını doldurmaya gerek yok. Temel olarak yazar, makale başlığı, yıl, sayı gibi, konu gibi ve sayfa sayıları gibi, sayfa aralığı gibi kısımlarını buraya eklememiz gerekmektedir. Etiketler ve anahtar kelimeleri de buraya ekleyebiliriz. Fakat en önemli kısım, daha önce de belirttiğim gibi, buradaki kısımları eklememiz gerekmektedir mutlaka. Buraları elle yazacağız. Artık makalemiz
nasıl bir içerikteyse, kim yazmışsa, makalenin başlığı neyse ona göre bunu dolduracağız. Bunu doldurduktan sonra zaten gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir durum çıkmış olacak. Bir diğer kolay kısmını da anlatmak istiyorum. Burada hani nasıl kolaylık sağlayabilir? Burada notlar kısmı var gördüğümüz gibi. Notlar kısmına makale ile alakalı notlar alabiliriz. Örneğin geldik makalemize. Burada aynı zamanda altını çizeceğimiz kısımlar da vardır. Örneğin buraya geldik diyelim. Burayı seçtik. Bu cümleyi seçtik. Şu an panelin üzerinde kalıyor sanırım. Göremiyorsunuz ama yukarıdan bunu sarıyla ya da diğer renklerle bunları boyayabiliyoruz. Bu açıdan çeşitli alternatifleri de sunmakta. Ayrıca biz buraya makale ile alakalı notlarımızı da alabiliyoruz. Not almak için de burası güzel bir nokta olarak karşımıza çıkmakta. Bu zaten burayı kapattığımız zaman da gördüğünüz gibi gitmiyor. Yani şöyle baktığımız zaman makaleleri gezerken de aslında burada not kısmıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Dediğim gibi burada en temel kısımlardan birisi makaleye geldikten sonra makalenin bilgilerini doldurmak. Çoğu zaman zaten Dergi Park'tan aldığımız makalelerin bilgileri dolmuş olarak geliyor. Bu açıdan bir problem yok ama bazı kaynaklardan aldığımız makalelerin buradaki açıklamalarını doldurmamız gerekmektedir. Bu bizim web sürümümüzden farklı olarak masaüstü sürümünde bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Peki Word arayüzünü nasıl yükleyeceğiz? Yani Word'e nasıl entegre edeceğiz? Bu kısma gelecek olursak hemen yukarı panel kısmından, onu da şöyle göstermek istiyorum. Hemen yukarı panel kısmından gördüğümüz gibi araçlar yani tools kısmından MS Word plugin'i kurmamız gerekmekte. Ya da Web Importer. Zaten onu da biraz sonra göstereceğim. Bizim burada şu an bende kurulu olduğu için tıkladığım zaman tekrar programı kaldırmış olacak. Buraya tıkladığımız zaman çok basit bir şekilde Word programına bu Mendeley programını entegre edecek. Ve entegre ettikten sonra zaten karşımıza şöyle bir pencere çıkacak. Hemen Word'u açalım. Denemesini de yapmış olalım hemen. Hemen boş bir belge açıyoruz. Şimdi bunu da indirelim görmeniz için. Başvurular kısmına geldiğimiz zaman biz Mendeley'de burada Tools kısmından Word plugin'ini yüklediğimiz zaman karşımıza Word programında gördüğümüz gibi Mendeley ile alakalı çeşitli etiketler geliyor. Çeşitli araçlar karşımıza çıkıyor. Burası önemli kısımlardan biri. Zaten bunları kullanacağız. Stil kısmında gördüğümüz gibi hangi atıf biçimini kullanacaksak onunla ilgili bir şey karşımıza çıkarıyor. Örneğin APA 6. edisyon gördüğünüz gibi ya da Chicago ya da başka atıf biçimlerini burada kullanabiliyoruz. APA'yı seçtik diyelim. APA'yı seçtikten sonra peki biz burayı nasıl dolduracağız? Nasıl atıfta bulunacağız? Ne yapacağız? Hemen bunu göstermiş olalım. Şimdi birazcık hızlı olması açısından, fazla uzatmamak açısından şuradan ben burayı bir kopyalıyorum. Ve hemen buraya gelip yazalım. Örneğin diyelim bu cümleyi biz yazdık. Ve bu şekilde yazdık. Ve bizim bunu atıfta bulunmamız gerekiyor değil mi? Yani normalde bizim APA stilinde burayı açıp örneğin yazarın ismini hemen bakalım. Evet. Soy isim Özüner örneğin. Bizim buraya hemen Özüner virgül hangi yılda yazdıysa ona bakalım hemen 2011. Ve sayfa sayısını da eklemiş olacağız. Tabii şu anda hızlı bir şekilde bunu yazalım. 2011 ve sayfa sayısını da buraya ekleyerek bu işlemi tamamlamış olacağız. Fakat biz bunu hızlı bir şekilde eklemek için önemli noktalardan birisi bu zaten burada. Elimizle yazmamamız gerekiyor. Elimizle yazdığımız zaman kaynakçayı otomatik oluşturamıyoruz. Bu nedenle bizim Insert Edit Station kısmına tıklıyoruz. Bu kısma tıkladıktan sonra hemen yazarı buradan arıyoruz. Yazarı aradığımız zaman makale geliyor buraya. Makaleyi hemen tıklıyoruz. OK diyoruz. Ve APA formatında buraya hemen geliyor. Evet Özüner 2011. Tabi burada sayfa numarasını göstermiyor. Bunu biz elimizde de ekleyebiliriz. Fark etmiyor. Bunu da yazdıktan sonra birkaç kopya daha yazalım. Yine aynısını yazdığımızı varsayalım. Bu kez yine Insert kısmına tıklayalım hemen direkt. Buradan ekleme kısmına tıkladıktan sonra bu kez başka bir isim yazalım. Örneğin bunu yazalım. Farklı bir isim olsun şeklinde. Gördüğümüz gibi hemen bunu eklemiş oluyor burada. Hemen yine
Devam edelim benzer şekilde. Birkaç yazar ekleyelim buradan. Hemen bunu ekledikten sonra devam etmiş olacağız. Bakalım iki yazarlı makaleler var mı diye. Bunu mu koyalım? Bunu koyalım. Gördüğümüz gibi bunları koyduk. Bir adım daha atalım. Biraz daha ilerleyelim. Birkaç yazar daha ekleyelim. Örneğin makalemizi bu şekilde yazarak biz alıntılarımızı buradan ekliyoruz. Bunları eklediğimiz zaman bizim için çok hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Yani bunun hızlı olması da çok çok işimizi kolaylaştırıyor. En çok kolaylaştırdığı kısım da zaten kaynakça kısmı olarak ortaya çıkacak. Bir tane daha aynı yazar eklemek istiyorum. Aynı yazar eklememin sebebini de zaten kaynakça kısmında anlayacağız. Tekrar ekleme kısmından bir makale daha ekleyelim buradan. Örneğin bunu ekleyelim. Okey diyelim. Gördüğümüz gibi oluşturmuş olduk. Şimdi diyelim ki makalemiz bitti. Artık kaynakça yazacağız. Kaynakça yazmamız için şunu yapmamız gerekiyor. Biz burada insert bibliografya dediğimiz zaman bizim burada gördüğümüz gibi bütün Mendeley üzerinden eklediğimiz atıfları kaynakçaya eklemiş olacak. O yüzden elimizle yazmak yerine biz buradan insert yaparak bunu çıkarmamız işimizi hem hızlandıracak hem de Mendeley üzerinde daha kolay bir kaynakça oluşturma şeklini sağlayacak. Hemen insert bibliografya dediğim zaman gördüğümüz gibi kaynakçamız tamamen hazır bir şekilde. Şimdi makalelerde ya da tezlerde çalışırken bu çok çok önemli bir nokta oluyor. Çünkü onlarca yüzlerce kaynak ortaya çıkabiliyor. Ve bu kaynakları tek tek elle eklemek kısmı ya da uğraşmak kısmı tabii ki biraz sıkıcı olabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bunun en güzel noktalarından birisi bu. Mendeley'den ekliyoruz ve en son insert bibliografya diyerek biz bunu kaynakçayı sadece saniyeler içerisinde oluşturmuş oluyoruz. Bu güzel noktalarından birisi. Yani en temel noktalarından birisi de bu aynı zamanda. Gördüğümüz gibi yazarları düzenli bir şekilde burada entegre etti. Burada bir hata görüyoruz gördüğümüz gibi. Mesela burada Abdurrahman Çam demiş. Fakat burada Değirmenci K demiş. Şimdi buradaki temel hatalardan birisi şundan kaynaklanmakta. Biz o yüzden makalelerin buradaki değerlerini olduğu gibi girmemiz gerekiyor. Örneğin yazar kısmında, dergi kısmında, yıl kısmında bunları eksiksiz girmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki örneğin hemen gelelim tekrardan. Bu evet burada büyük ihtimalle bir hata var. Yani yazarda yazarın yazılmasıyla alakalı bir hata var. Ve bundan dolayı da APA'ya uygun bir şekilde geçmediğini görüyoruz. Stil olarak APA'ya uygun fakat yazı karakter olarak uygun değil. Çünkü buranın normalde soyisimle yazılması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi birini seçtiğimiz zaman da hepsi seçildiğini görüyoruz. Biz burayı elimizle de düzeltebiliriz. Bu konuda da sorun yok. Yani bu şekilde bir düzenleme yapabiliriz. Ondan yana da sıkıntı yok. Bu şekilde de düzenleyebiliriz. Fakat bizim bütün işlerimizin daha hızlı ve kolay olması için bütün buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra işimiz kolay olacak zaten. Şimdi web arayüzünün nasıl çalıştığını hemen hızlıca birlikte bakmış olalım. Şimdi örneğin hemen bir dergi parka gidelim. Bir makaleye gelelim. Dergi parkın en güzel noktalarından birisi de zaten bu olacak. Hemen bir mekan diyelim. Bir makaleye denk gelsek yeter zaten bizim için. Evet, mekan üretim endüstrisinin güvenliği pazarlayan rant stratejileri. Evet, buna geldiğimiz zaman en güzel noktalardan birisi de burada. Makaleye geldiğimiz zaman hemen üstte gördüğümüz gibi Mendeley kısmı çıkıyor. Save to Mendeley. Yani biz buradan buna tıkladığımız zaman otomatik olarak Mendeley programına bunu gönderiyor. Fakat buranın çıkması için bizim şunu yapmamız gerekecek. Eğer Google Chrome kullanıyorsak Google Chrome eklentisini bizim buradan kurmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi Web Importer kısmı. Yani Web Importer kısmını da kurmak için Mendeley programına Tools kısmından Install Web Importer'a tıklıyoruz. Evet gördüğümüz gibi bizim hangi tarayıcımız varsa ona göre bir eklentiyi kurmuş oluyor. Install'a tıklayarak Chrome için eklenti sayfasına gidiyoruz. Ve burada şu an bende olduğu için gördüğünüz gibi Chrome'dan kaldır diyor. Sizde olmayacağınız için Chrome'a ekle diyeceksiniz ve hemen buradaki çubuğa gördüğümüz gibi Mendeley programın logosu gelecek.
Mendeley programın logosu geldiğinde Get Started diyerek oturum açmamız gerekecek. Yine kullanıcı ismi ve bilgilerini girerek oturumumuzu bu şekilde açmış olacağız gördüğünüz gibi. Mendeley'de oturum açmanın güzel taraflarından birisi de bu web sayfasını kullanırken, yani Mendeley olmayan kısımlarda da biz burayı tıkladığımız zaman Mendeley otomatik olarak PDF'leri tanıyacak. Ve biz bunu bu Mendeley dediğimizde, evet şu an gönderiyorum Mendeley'e. Şu an Mendeley'e gördüğümüz gibi eklenmiş durumda. Aynı şekilde biz buraya tıklayarak da bunu eklemiş olacağız. Zaten buraya tıkladığımızda yine bu sayfa açılacak ve gördüğünüz gibi makalenin bilgileri de aynı şekilde buradan çıkmış olacak. Ve buradan aslında biz indir kısmına tıklayarak ya da save kısmına tıklayarak hemen bu programı gördüğümüz gibi buraya gelmiş olduğunu göreceğiz. Hemen biz senkronize yapıyoruz ve gördüğünüz gibi buraya indirdiğimiz makale geliyor. Şu anda indiğini görüyoruz. Hemen tıklıyoruz. Evet, burası doğru kısım. Makale ismi doğru, yazar ismi doğru, dergi ismi doğru. Evet, hepsini çok güzel bir şekilde yerleştiğini görüyoruz. Bütün her şey burada çok güzel bir şekilde var olmuş. DOI numarasına kadar hepsinin burada bilgilerin yer aldığını görüyoruz. Bu şekilde çalışma oldukça faydalı. Dergi Park'tan bulduğumuz makaleleri Save to Mendeley diyerek ya da Web Importer kullanarak Mendeley hesabımızı atabiliriz ve direkt oradan kullanmaya başlayabiliriz. Hemen burada bir kaynakça daha gönderelim. Biraz önceki makalemizi de eklemiş olalım. Hemen insert diyelim. Evet. Biraz önce indirdiğimiz makaleyi burada görüyoruz gördüğünüz gibi. Okey diyelim. Evet. Şu anda çıkmış durumda. En güzel noktalarından birisi şu. Biz kaynakçayı oluşturduktan sonra da eklemeler yaparsak, atıfta bulunursak Mendeley programı bunu otomatikman ekliyor. Yine eklediğimiz makale burada oluşmuş durumda karşımıza çıkıyor. Yani işimizi oldukça kolaylaştıran bir program olduğunu söyleyebilirim. Biz bunun hem web arayüzünü kullanabiliriz, hem program arayüzünü kullanabiliriz ve bu şekilde biz bunu aslında makalelerimizde ve tezimizde, özellikle tez yazarken bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Tez sürecinde, makale sürecinde kullanabiliriz. Sorularınız olursa mutlaka iletişim bölümünden sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.